Peygamberler ve sahabeler şehri olan Diyarbakır'ımızın son zamanlarda özellikle belediyelerin girişimleriyle bazı sokaklarının isimlerinin gayrimüslim olan ve şu an dahi ölmüş veya bu memlekette yaşamayan bazı insanların isimleri konularak bir şeyler amaçlanılıyor. Özellikle sahabeleri ve peygamberleriyle meşhur olan ilimizin bugün hiçbir sokağında ve hiçbir caddesine bu sahabelerin veya bu peygamberlerin ismi verilmemiştir. Son zamanlarda özellikle belediyenin eliyle bu sokak isimlerinin değiştirilmesi, özellikle barış sürecinin de başladığı bir dönemde bunun hız kazanması birilerine yaranıyor ya da birilerinin artık icraatlarına ve faaliyetlerine yönelik bazı çalışmalar mı yapılıyor diye düşünmemizi sağlıyor. Bizler sahabeler olarak bu memleketimizin bin küsür yıldan fazladır sahabeleriyle ve peygamberleriyle meşhur olan memleketimizin sahabe ve peygamberleriyle anılmasını ve bu noktada topluma da bu şekilde yansıtılmasını istiyoruz. Eğer gerçekten bugün eskisi gibi toplum içerisinde bu verilen isimler, ki telaffuz edilmesi bile çok zor olan isimler, ki bugün o insanlar ve o inanca sahip olan insanlar bu memlekette yaşamıyorlar. Yüzyıllardır bu memleketleri terk edip gittiler. İşte isimlerini koymuşlar. Bu isimler insanlar bir işlem için herhangi bir resmi kuruma gittiklerinde adreslerini dahi sırf bu isimlerden dolayı söyleyemiyorlar. Koymuşlar bir sokağın ismini, işte Mıgırdiç, Margosyan. Biz dahi zor telaffuz ederken okuma noktasında sıkıntı yaşamış, okumamış ve özellikle yabancı kelime kullanım noktasında sıkıntı yaşayan insanlarımız nasıl bu sözcükleri ifade etsinler, insanlara adreslerini nasıl net bir şekilde söyleyebilsinler, gerçekten düşündürücüdür. Belediyenin özellikle son zamanlarda bu tür çalışmalara Avrupa ve Batı veya gayrimüslim olan bu kesimlere yönelik yapmış olduğu, özellikle kiliselerin acilen camilerden daha önemliymiş gibi bir şekilde imar edilmesi ve bu halkın parasının özellikle bu tür yerlere akıtılması gerçekten bizce kabul edilecek bir durum değildir. Bizler sahabeler olarak elimizden geldiğince gerek sahabeler ve gerekse nebilerle ilgili yaptığımız çalışmalar ve bu bölgenin özellikle manevi atmosferiyle net bir şekilde tanıtılması noktasında elimizden gelen çalışmalar yapıyoruz, ama çalışmalarımız maalesef kısıtlı ve sınırlıdır. Belediyelerin bu halktan aldığı yetkiyle, bu halkın kendilerine vermiş olduğu yetkiyle halkın dinine, inancına ve örfüne ve adetine uygun şekilde hareket etmeleri, aynı zamanda halkın kendilerinden istediği bu taleplere net bir şekilde cevap vermeleri gerekir. Malumunuz Şeyh Said rahmetullah aleyh Dağ Kapı Meydanı'nda idam edilip şehit edildikleri vakit en son 2011'de Mustazaflar Derneği'nin de bizzatı Büyükşehir Belediyesi'ne yapmış oldukları müracaatta meydanın, Dağ Kapı Meydanı'nın adının Şeyh Said Meydanı olarak değiştirilmesi talebi maalesef bugüne kadar herhangi bir cevap alınamamıştır. Yine aynı zamanda Ulu Cami ve çevresi için özellikle Diyarbakır'ımızın ilk valisi olan sahabe Hazreti Sasa'nın özellikle bu Gazi Caddesi'ne isminin verilmesini istiyoruz. Ve bu noktada belediyelerin bu saatten sonra toplumun özellikle bu taleplerini görmesini istiyoruz ve
bu talepler doğrultusunda ve insanlara da sıkıntı çıkarmayacak derecede bu tür isimlerin verilmesini istiyoruz. Eğer gerçekten bir çalışma yapılacaksa, dediğimiz gibi sahabeler ve nebileriyle meşhur olan ilimizin bu sahabe ve nebileriyle ya da Kürt halkının bağrından çıkmış İslam alimlerinin isimleriyle anılmasını istiyoruz ve bu noktada halkın bu noktada talepleri de en azından karşılanmış olacak.